Bakın arkadaşlar, şimdi fitik koparma yöntemlerinden birini canlı olarak izleyeceksiniz. İstasyonumuzun adı arabanın altından sağ çıkma istasyonudur. Öncelikli kuralımız iş güvenliği. La İsper ekipmanını düzgün kullan, işin rast gitmez la. İtfaiye meydanından ucuza aldığınız 21 tane eşofmanı üst üste giyersiniz. Gözlerinizi kısar, yolu kesersiniz. Köşeyi döndü, geliyor araba. Yola doğru hafifçe akarken belinizi arabaya doğru hafifçe bükersiniz. Zaten sizi gören nafta hemen frene basar. Çarpışmaya saniye kala ayaklarınızı yerden kesin. Arabanın üstüne aktınız mı bir iki takla bu kadar. Elinizle başınızı korumayı sakın ha unutmayın. Ya yolunuza bakar hayatta kalırsınız. Ya da aha böyle tek kat Mehmet gibi sabahtan akşama yediğiniz kuru soğan, gördüğünüz yeni doğan olur bu çinçinler. İzleyin. Açla camı, açla camı, aç. Dayı ne yaptın lan sen? Adamı öldürdün ya. Senin ne işin var lan Çinçin'de? Neyse sen şuradan 3-5 at da biz adamı hastaneye götürürüz. Hadi la, hadi. Hadi uza git la, hadi. Bekleme. Hadi, uza la burada. Uza la burada, hadi lan. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Türkiye, tarih boyu pek çok büyük ve yıkıcı depremler yaşamıştır. Bu sayısız depremler insanoğluna acı ve gözyaşından başka bir şey bırakmamıştır. Deprem için önlem al. Yok yok bu değil, o ateş kehribar vardı bir tane, gümüş imameli, onu aç. Değiştirin. Bu acıları tekrar yaşamamak ve çocuklarınıza yaşatmamak için depreme dayanıklı konutlarda oturun. Hatırlayın. 26 Aralık 1939. Erzincan. 7.8 büyüklüğünde. 32.700 vatandaşımız. 1 Şubat 1944. Bolu. 7.5 büyüklüğünde. 3.959 vatandaşımız. 24 Kasım 1976. Van. 7.5 büyüklüğünde. 3.840 vatandaşımız. Siz mi hazırladınız bu filmi Vedat Bey? Evet Tamer Bey. Gülsen Hanım'la birlikte hazırladık. Ya bu nedir ya Vedat Bey? Gerim gerim gerildik. Uzun çekseydiniz de vizyona soksaydık bari. Gayet güzel olmuş. Elinize sağlık. Yalnız o yıkılan evlerin görüntülerini biraz daha arttıralım. Bir de rakamlar biraz daha rakamlar fazla olmalı. Rakamlar lazım. Tamam. İsterseniz şimdi reklam filmimizi izleyelim. Biz gelmeden önce karanlık, mutsuzluk, sıradanlık ve sadelik vardı. Çok fazla acı, çok fazla gözyaşı vardı. Ama biz geldik. Tamgaz İnşaat'ın sihirli değneği size de dokunacak. Bundan sonra sadece çocuklarınızı alacağınız dondurmanın neli olduğunu düşüneceksiniz. Tamgaz İnşaat size bambaşka bir yaşam sunuyor. Telafisiz fırsat. Yakalayan bu tarafa gelsin. Tamgaz İnşaat. 2002'den beri. Bugün
Çinçin Bağları Mahallesi'nin güney tarafı için son görüşmeler yapılacak. Söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Tamam Gülsen Hanım, sağ olun. Elinize sağlık, çıkabilirsiniz. Olur efendim, izninizle. Telefonu ağzına çakacağım şimdi ha. Ulan 32 yaşına geldim be. Senin yaşından üçer beşer tane bebe döküyor. Bak amcanın oğlu İsmail'i Kur'an'ın nüzul sırasıyla ezberledi. İki türlü de okuyabiliyor. Sen ne yapıyorsun? Ulan kardeşim olmasam var ya çekilecek şu kadar kahrın yok ha. Bak. Öğle namazını birlikte kılıyor. Abi ben namaza gelmesem Servi'yle buluşacağım. Bak Tamer. Aramız bozulacak bu çocuk yüzünden. Konuşma oğlum, görüşme şu ayıyla ya. Görüşme. İbo çıktı mı abla? Görmedim Ramo. Paçada mis gibi kokuyor. Bu ne şiddet İbrahim Bey? Yok bir şey Ramo. Çattırma kendine, yürü gidelim. Asansör çalışmıyor. Sanki otomat çalışıyor. Kafamızı koparla bari sabah sabah. Ne oldu ki la öyle? Askerlik boşlanması yok muydu bizim pederin? Şu yarısını pavyona, yarısını kurbana verdiydik. Hatırlayamadım ya, neyse. Nasıl hatırlayamadın? Arkamdan bağırıyordun bakkala giderken, çekmeceli çikolata da al, çekmeceli çikolata da al diye. İbo kaydın la bizi. O iş patladı dayı. Ağır laf etti. Parayı yatıracakmış, çekmecede yerler esiyor bakmış ki.
Daha da eve gitmem kardeş. Yedi beni ya. Bize gelirsin o zaman. Yok kardeş. Ben gece Honda'ya gideceğim. Belki Mehmet abilere giderim. Sıkıldım buradan. 6 ay oldu hala alışamadım apartmana. Başını yesin kardeş. Kız. Güne gireceksin mi? Aman Necla abla. Bir bakayım. Ercüment para verirse. Kızım. Erkek kısmısı para vermez. Karı kısmısı parayı erkeğin cebinden dınnaklarıyla böyle dıttıklar ya. Ana ne yaptın ya? Ay ay anasının bir denesi aslan oğlum benim. Ulus'a gideceğim mi? Ya gideceğim. Kurşun mu alacağım? He ya. He. Dur hele. Ah. Al bak. Al bakayım. Ha. Hadi görüşürüz. Hadi. Erzül işe gitti mi Sibel? Yok İbo abi. Sabah işi vardı da bir yere gitti. Tamam. Sağ ol Sibel. Necla abla görüşürüz. Hadi güle güle. Allah sizi rast getirsin. Bazlamanız yağlı olsun. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Tüm maşallah. Ercü'nün ne işi varmış la? Aa, ne işi olacak ki bu? Ercü'yü bilmiyor musun? İt osurdukça yalan söylüyor. Ahmet abiye bak. Vahşi doğada kartallar gibi. Ne yapıyorsun Ahmet abi? Ahmet abi onu da mı yiyeceksin? Ben bunun yarısını abime götüreyim. Arlanmaz utanmaz. Bir iş bulup da iş sahibi olamadın. Lan senin yattığın cezaevleri müze oldu. Sen hala yolundasın. Bas git lan gözüm görmesin seni. Bu etme yerinde al. Yazık günah. Sen verme oğlum. Geleceksin ki suyu keserler. Sen yatırdın suyu. Ne olur ben de babamın arasını bozma oğlum. Yatırmaz olur muyum ana? Sen merak etme rahat ol. Aa teneke Cevdet gidiyor. Ben kaçtım. Allah hakkın fikir versin. Sura ver la. Dayısıya mı? He dayı abi. He. Ya. Ne yiyorsun sen? Peynir ekmek. Kendime bildim bileli peynir ekmek yok. İçim dışım peynir ekmek orada. Ama şu civa meselemi şunu halledeyim. Hepimiz Allah'ın kurtulacağız ha. Kırmızı civa mı? Ha. Aa bulmuşsun ya televizyonu. Bulduk bulmasına da hepsinde yok. Bazı özel üretimlerde o. Pahalı bir şey mi? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Bak, bu cep telefonlarının yayınlarını kesiyor. Ayrıca bakırı, altını buluyor. Kanserin belalısı, senin ilacı bu. Civa. Ayrıca atom bombasından kurşun geçirmez camı bundan yapıyorlar. Fiyatı kaç para biliyor musun? Bir gramı 300-500. Ne diyorsun sen Cevdet Bey? Ama kokusunu alıyorum ha. Yakında boğacağım. Hepimiz kurtulacağız. Senden kurtulur mu Cevdet abi? Ya. Hurdacıların piri. Bu hafta Ferhat'ın yanına gittin mi? Gittim gitmesine de görüşemedim. Koğuşunu geçmişler. Nereye almışlar? Belki almışlar. Az daha dayansın. Bitti Ferhat. Ne bitmesi be? Gel bir de bana sor. Bu kınalı var ya, oğlanın yokluğunda artık kesme şekeri falan bile yemez oldu ya. Ramo. Taksitleri ödeyebiliyorsunuz mu? Vallahi çeto ne yalan söyleyeyim. Aha anam tezgahı tekrar kurdu. Bugün de öğleden sonra kurşun almaya gideceğim. Dayı borcumuzu ödüyoruz da ne oluyor? Kurada henüz kaç çıktı diye sevindik. Gittik taşındık bir baktık su yok. Meğer pompa bozukmuş. 5. kata kadar çekiyormuş. Su içmiyorsunuz mu? Allah'tan 4. katta halamın oğlu var da oradan hortumla çekiyoruz. Buzdolabı sığmıyor diye duvarı kırdık. Girişi küçük yapmışlar. Perişan olduk. Ortada kaldık.
Taksit günleri yaklaştıkça mahkemem var sanıyorum. Geriliyorum baba ya. Selamun aleyküm Çinçin Eşrafı. Aleyküm selam. Tuvalet öylece üstümüze akıyor. Üsttekinin dün ne yediğini biliyor. Acılım elemen yedi. Binalar yapıldı yapılalı. Çinçin esmiyor İbo. Aa, bizim oralar esiyor da ne oluyor Mehmet abi? 5 aydır asansör bozuk. E zaten ilk ay korkudan binemedik. Sonra tam alıştık dedik. Asansör bozuldu, bir daha da kullanamadık. Dur bakalım baba, hayırlısı. Vallahi Çeto, bu işlerden kimseye hayır geldiği görülmemiştir. Çalışkanların arkasında Sarı Korhan vardı, hatırlıyor musun? Bu yeni kentin kooperatif olduğu zamanlarda 10 yıl borçlanıp bir eve girmişti. Taşındılar, daha ilk ay küçük kızları balkondan düştü. İntihar mı etti lan? 6 yaşındaki kızın ne derdi oğlum? İnşaat ya burası, balkon demirleri yokmuş. Hadi ya. Bununla kalsa yine iyi. Karısı kızlarına dayanamayıp aynı inşaatın çatısından atlıyor. Allah Allah. Geçen gün gördüm, 40 kilo kalmış. Açlıda yatıyor adam. Vay be, dev gibi Sarı Korhan oldu kooperatif Korhan. Şöyle. Aha, geldiler. Bizim muhtar Hüseyin'e bak, adamlarla lambada yapıyor. Fitik kimdeyse muhtar Hüseyin orada. İşi rast gelsin, baba dostu ya. Arkadaşlar, şöyle masaları bir araya getireyim bir zahmet. Çabuk, 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 çabuk. Hadi. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Daha önce Çinçin Bağları projesinin kuzey kısmını tamamlamıştık. Kalan kısmına da güney projesi adını verdik. Dönüşümüne geçtiğimiz Ağustos ayında start vermiştik. Konut hak sahiplerinin arsasının ispatı yapılmış. Duvar ve ağaçlar için olan ödemeler geçen ay şirkette yapıldı. Bizim bahçede kestiğiniz ağaçların bir tanesine para verdiniz. Ah böyle 24'üne niye vermediniz? 10 yaşını doldurmuş olanlara paralarını veriyoruz. Ama bunlar küçük. İlk toplantıda yaş falan denmedi. Sonrasında bu durumun suistimal edildiğini fark ettik. Hem bunlar da 10 yaşından küçük. Küçük mü? Ne küçüğü mühendis bey? Bak İlhan Can'a. İlhan Can da küçük gösteriyor ama aslen 68'lidir. Değil mi İlhan Can? Git la. Konuşma la. Arı. Kılığın apı. Fiyatlandırma size verilen broşürlerde var. İki tip evimiz yapılacak. İlki 65 metrekare 2+1. Bunun ödemesi 62.000 TL. Diğeri ise 118 metrekare 3+1. Buna sahip olabilmeniz için de 85.000 ödemeniz gerekiyor. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum da. Ben biraz yavaş anlıyorum da. Şimdi bizim gece konduğumuz var ya. Evet beyefendi. Şimdi siz oraya yakın değil mi? Biz size borçlanıyoruz. Yok, orası doğru değil. Orası biraz yanlış anlaşılmış galiba. Şimdi bizim gece konumuz var ya. Mehmet abi diyor ki, biz burada zaten oturuyoruz babacığım. Size niye borçlanalım? Biz de emir kuluyuz. Tamam. Ne zamana kadar boşaltmamız gerekiyor? Eylül 2014. Tapu tahsis belgesi olana bir para verecek misiniz? Maalesef, maalesef yapamıyoruz. Siz konutunuzu kaç yılında yaptırmıştınız? 84. İmar affından yararlandınız mı? Vallahi bilmem. Belediye, eski belediye. Hiç kafanıza takmayın. Buralar sizindir dediydi. Anlaşıldı. Siz de bizim gibi apartmana geliyorsunuz. Üzme gece kondunu Fehmi. Sonuna çok arıyor. Bakın burada ne yazıyor? Erken başvuru yapanlara %30 indirim. Açın bakın, aç. Az kaldı zaten kardeş. Borcu ödeyemedik mi? Hop, gece kondudayız. Alışmışsınız pisliğe. Ya kardeşim, tertemiz apartman. Geçin oturun ya. Çalışın ödeyin. Biz taşınırsak o borcu ödeyemeyiz Hüseyin abi. Oğlum bak, abim bile gidiyoruz. Akıllı ol. Abimin seni sevmesi lazım. Daha ne yapayım Tamer ya? Adam fotoğraf çekmeme bile kızıyor ya. Yengemin fotoğrafını çekersen kızar tabii. Ay, yenge neymiş Tamer? Sen şimdi Dilara ile eğlensen Berkcan'a da bacanak dersin ha. Bak dostiko, abim seni severse, iyi geçinirsen seni benim kata alacağım. Ofis boy olarak abim varken iş güç,
Abim yokken kaynatmaya devam. Kaynatmaya devam kankrella. Devam kanks. Hadi oğlum, abim mangal kömürü bekliyor. Gitmemiz gerek. Veya buradan mı istesek ha? Akşama gidiyoruz de. Gidiyoruz. Araba Ercü'den mi alacaksın? He. Sen de geleceksin mi Çetin? Yok kardeş. Bize Meto ilgilenmiyorlar diye. Hastanenin doktorunu kafaya takmış. Ben bir ona bakayım. Hadi baba, görüşürüz. Hadi görüşürüz Çeto. Fehmi, ben babana da dediydim. Buralar günün birinde çok değerlenecek. Fazladan gecekondu yap diye. Neyle yapsın Hüseyin abi? Babamın parası mı var? Olsun oğlum, avucundakini tutsaydı. Bak şimdi ne güzel eve verirdi. Biz acıkacağız diye sıçmıyoruz Hüseyin abi. Senin evinden bahsediyorum. Bak bunları da alın. Al. Al bunu. Al 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 al. Hah. Bak benden size büyüklük tavsiyesi. İvedilikle gidin, sorunsuz, sulh içinde işlerinizi çözün. Seni tanırım Fehmi. Rahat durmaz, bir halt karıştırırsın illaki. Ya oğlum akıllı olun lan, akıllı olun lan. Şu yeni yapılan yerlerden evlerinizi alın. Tam gaz inşaat. Sona yaklaştı ki bu. Bir şey yapmazsak bizim gibi ömrünün sonuna kadar tam gaza çalışırız. Arkadaş, bu adamları bir araştırak da yanlarına bir gidip de kimmiş miymiş, ben geliyorum. Kim olacak la? Kurniğin biri işte. Vay be. Ateş yakıp patates közlediğimiz Çin Çin'de birileri portakallı ördek kaynatacak ha. Vay be. Az vedere ne adım ya de. Vakti az hatun var. Kim arıyor minne götünle haşlardı becim? Böyle. Az varı kaydım ya de, az varı naşta gülüm. Vah vah ya. Ya ma ferz ez ne haberim var ya de. Naşuklemeyi. Böyle. Evar eci bir gar, evar ebi gar, bu garip erici bir iştahıl ya de. Tamam. Can oğlum, onu orada atma, ileri ileri. Tutuş gidi beci. Tam korkanç bin arı. Azitem dest ette, vakili silahı. Haydi hatıra ver hadi. Tamam. Arzu nasılsın? İyiyim abi, sen ne yaptın? Sağ olasın, Allah razı olsun. Çalışıyoruz işte. Abi bana biraz peyniri bir de yağ verir misin? Tamam. Nazlı nerede? Evde abi, uyuyor. Kaymaklı püsküt var mı Bilal? Yanındadır ya Fehmi. Toplantı bitti mi? Bitti. Niye gelmedin? Nasıl geleyim Fehmi? Burayı kime bırakayım? Çocuklar evde. Açtır. Kalkıyorsun da niye haber vermiyorsun canım? Ne kadar abi? Konuşmuyor mu benimle, kurban oldu? Bununla oynuyoruz. Fehmi! Ne oluyor? Yıkıyorlar mı buraları? Konuşuruz sonra bile. Uğrarım ben. Allah Allah! Kan binerin bu koşuna fakalas mı ki? Oğlum kurye gereler, burada atmayın dedim size ya. Versene ben taş. Ben taşırım sağ ol.
Ne oldu toplantı? Bir şey olacağı yok. Yarın bir yanlarına gidip bakalım diyoruz işte. Sen bugünlerde bana karşı bir garipsin. Ne gibi? Ne bileyim, sanki böyle bir gönlünü kaçırıyorum benim. Sana bir şey soracağım. Geçen Böcekgil'in sünnetinde elimi niye eş tutmadın? Vallahi hatırlamıyorum. Öyle mi oldu? Aynı şeyi Ramoy'layıp onun yanında da yaptıydın. Daha başındayız canım bazı şeyler. Nasıl daha başındayız? 6 ay oldu be. O kadar oldu mu ya? Usta boş boş. Kavga var herhalde. Ben seni ararım. Mehmet abi bak bana adamları öldürteceksin ha. Onlar kim ki sana çık diyecekler abi. Lan oğlum sana kim ne diyebilir ha? Sana höt diyenin ben hüdünü koparırım. Alo. Alo. Abi hayırdır? Hayır hayır. Mehmet kendini kapının önüne koymuş. Mehmet abi. Fem ağrıma gitti dedikleri. Ya boş ver abi. Onlar ne dediğini şey yapacaksak Allah Allah. Ben kendim için değil, abi çocuk için üzülürüm. Ortada kaldı bebe. Kimse ortada kalmadı Mehmet abi. Biz daha ölmedik. Hadi alalım şunları içeri. Bir gün de evle kavga ettik. Akşam Mehmet abiye gider kalırım diyordum ha. Hayır mı Cevdet dayı? Hayır kızım, hayır. Mehmet'in şovlarını izliyor işte. Çık git la buradan. La. Durun. Vallahi iyi bu. Onu bunu bilmiyorum da deliliğin kafası hiçbir şeyde yok yemin ediyorum. Ah, Fehmi. Ben geçiyorum oğlum. Kınalı. Beni bekler şimdi. Samanını ne vereyim ona hadi. Ben de gidiyorum kardeşim. Akşam Ercü'de görüşürüz. Bunlar buranın eskilerinden. Babaları efsanevi tesisatçı Mahmut Usta. Bu belediyeden gençlik parkındaki havuz için bir iş alıyor. Havuzdaki fışkiyeleri tamir edecek. Mahmut dayı Mehmet abi Lamper Ahmet'i de suya sokuyor. Ha. Oynasınlar diye. Sen anlatmaya devam et. Benim kanalı beni bekler şimdi ben gideceğim hadi. Haydi eyvallah. Mehmet abi ile Ahmet abi de küçük o zamanlar. Selamünaleyküm. Onlar suda oynuyorlar. Meğersem suda kaçak varmış. Oyuncakların çalışmasıyla Mahmut dayı hemen orada can veriyor. Bunlara da vurak vuruyor işte. Böyle oluyorlar. Yırtık kilotla gençlik parkının süs havuzunda yüzmek. Öyle elinde sandviç ekmekle pop müzik dinlemeye benzemez Arzu Hanım. Timsah çanta yapan kadın erkeğe ne yapmaz ki? Bizim birlikte olduğumuzu bilmeyen var mı? Yok. O zaman elimi niye tutmuyorsun? Birinden mi çekiniyorsun? Yavaş gel cavlarsın. Fehmi kimseden çekinmez, kimse de bize bir şey diyemez. Sen yavaş gel Fehmi Bey, kıvırma. Arkadaşların yanında elimi tutmuyorsun. Mahalleden birini görünce kaçıp gidiyor. Bunda kıvıracak bir şey yok canım. Ben senin ellerini bırakır mıyım canım? Aver tut fil. İç Anadolu'da herkes bilir sana yanık olduğunu. Karşıma çıkacak aşık, iki kere düşünsün. Bırak Çinçin'i, Koçsar'dan çubuğa haykırmadığım yer kalmadı. Ayrıca biz sevdik mi? Dönüp gidenlerden değiliz. O yüzden mi Ramon'un tek bir ısıyla çekip gittin ha? Aşığın acizine Ferhat derler Fehmi Bey. Benim Ferhat'a ihtiyacım yok, adama ihtiyacım var. Kıpırdama Tamer. Lan Servi, abim bakıyor. Sana şu hareketleri düzelt dedim baboli ya. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Cuma'yı nerede Eda ettin? Söğütüyorsun Eda ettin Allah'ın izniyle abi. Sen nerede edin? Hocatepe'de. Allah kabul etsin. Sana iyi ki bir şey dedik. Abi ne zaman gidiyor ya? Yarın. Ne diyorsun? Hafta sonu kızları çağıralım mı? Çağıralım tabii. Oradan da İstanbul'a akarız ha. Vın. Evet ya. Bana bunlarla gel Tamer. Seviyorum seni. Ya sabır, ya sabır. Çocuğun cinsiyeti belli oldu mu abi? Oldu İsmail oldu. Kız.
Allah bağışlasın abi inşallah. Abi yarın kaçta gidiyordun? Sabah uçağıyla inşallah. Şirket ben yokken İsmail'e emanet ona göre. Bunun aklı bir karış havada. Muhasebeye gerekli yetkiyi verdim. Haftaya da toplu konutların eş zamanlı satışı başlayacak aman ha. Şu yanındaki damızlığa dikkat et. Baktın hoşuna gitmedi. Tamer'e çaktırmadan ona yol ver gitsin. Ben söyleyemiyorum. Tamer'e dayanamıyorum biliyorsun. Ne yapacaksın abi? Rahmetlerin hatırası. Gazi Bey, rica etsem tuzlu alabilir miyim? Ya günah oğlum, günah. Günah ya. Onu bulamayan kaç kişi var? Tövbe estağfurullah. Oğlum sen ölsen var ya, sitelerde senin tabutunu yapacak odun bulamayacaklar ha. Küçükken köyde Tamer'le sabahtan akşama arabacılık oynardık. Araba dediğimde büyük bir tahtanın içi. Rüyamda yine oynuyoruz. Senin araban, benim arabam diye kavga etmeye başladınız. Tamer bana vurdu, ben Tamer'e vurdum. Oradan geçen ulu bir zat dedi ki, malut dünya, fef'un lil, türyul el zayfe. Yani dünya malı, zayıf kuşların tuzağı dedi. Kavgaya gerek yok dedi. Hatırladın mı Tamer? Ben nereden hatırlayayım İsmail? Rüyayı sen görmüşsün. Ya İsmail nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Kurtulun oğlum şu kafadan. Kurtulun artık ya. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Biz bu kafadan kurtulacağız ki yeni nesili de aynı yanlışlarla büyütmeyelim. Bir kadın düşün İsmail. Düşün düşün. Kadın para kazanıyor. Her gün kuaföre gidiyor. Bir giydiğini bir daha da giymiyor. Kuaför para kazanıyor. Paltosunu tutan çırak para kazanıyor. Pamuk eken çiftçi para kazanıyor. Hatta İstanbul'dan Ankara'ya gelen kamyoncu bile para kazanıyor. Ne yani? Kamyoncular aç mı kalsın? Aç mı kalsın? Su versene. Sen bana demedin mi la vermiyorum diye? La Ramo böyle sinir sinir konuşuyorsun. Şeytan diyor tut şu makası, sok karnına, çek yukarı doğru. La ben sana vermiyorum mu dedim? E öyle demedin de veremem kardeş, gaz yok dedin. Tamam, gaz yok dedim. Gaz alınırsa niye vermeyeyim kardeş? La öyle demeyin bu. Beni karıştırmayın kardeş. Yeni parfüm aldım diyordun. Nerede dayı? Orada dayı. Sen gelmiyor musun şimdi? Yok, misafir gelecek. Metoyu bitirip eve gidiyorum. Koçum sen de yarın gel, hadi geç oldu. Bitti la, bitti. Bu ne la? Gülüyor mu bu? Düzgün bir şey olsa verir mi berber ercüment? Beğenmiyorsanız kullanmayın dayı. Sevmiyorsanız beni selam vermeyin. Daha da senin yüzüne bakmam berber ercü. Bakmazsın tabir ama bakmazsın. Gaz ışığı ağa sonuna kadar böyle yeşil olsaydı yüzümüze bakardın. O arabaya da binerdin değil mi kardeş? Oo, daha da senin malını ellemem. Allah esirgesin. Nedir siz devamsızlar? Pavyona gitmiyoruz mu? Siz gidin ben gelmeyeceğim kardeş. Meto ne yapıyorlar kardeş? Aynı Fehmi Ercü'ye bıraktık kendimizi. Allah yardımcın olsun. Fehmi. Bir Şahin yakaladım, görmen lazım kardeş. 2000 model. Punduna düşüreceğim, az kaldı.
Senin Şahin vardı? Bizimki ne oğlum? 94 model la. Yeniyi alıp benimkine monta edeceğim. Aykıyor mu? Şahin'i gıcırlayacaksın değil mi? Ya sen ne diyorsun Fehmi? Bir gör diyorum sana ya. 2000 model diyorum sana ya. Jantlar borbentli. 10 numara bir de ses var üzerinde. Bize boşuna kirpi yiyen dememişler kardeş. Hadi kardeş bitti. İşin rast gelsin. Oğlum bir çırak alsana la. Durmuyor ki kardeş, kaçıyor. Ben ne yapayım? Bir sabah poğaçasını çok görüyordur bebeğe. Hadi saatler olsun kardeş. Eyvallah kardeş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Neto. Neto'ya bak. Şahin'i Şahin'e koyacakmış. Abi. Hadi kardeş kapat da gidelim. Ben gelmiyorum Fehmi. Misafir gelecek. Ben de dolmuşa biner gelirim. Siz gidin. Ne oldu lan yine İbo? İki dakika yalnız bıraktık. Bunlar birbirini yedi kardeş. Beni de arada harap ettiler. La oyun mu oynuyorsunuz? Kalkın hadi. Ya akşam Sibel'in bacısıyla kocası gelecek. Ya ben yalan söyleyemiyorum. Biliyorum Fehmi. Ya Sibel gelemem diyorum. Berberciler odasında toplantı var yemekli. He. Ben de İlhami oraya gidiyoruz. İyi geldin mi misafirler? Ha çok selam söyle. Daha buradalar değil mi? Tamam. Hadi ver bir de onun sesini duyayım. İşte ben bunun gibileri görüyorum. O yüzden evlenmiyorum. Vallahi siz olmasaydınız binmezdim. Yemin ediyorum binmezdim bu arabaya. Kız ne zaman geldiniz? İyi geleceğim geleceğim. Aa bak gör. Daha da konuşmam. Ya gönüllük bir kere kırıldı mı? Olmuyor kardeş olmuyor. Tamam gelince görüşürüz. Hadi enişteye selam. Tamam hadi görüşürüz hadi. La dalga mı geçiyorsunuz siz? Ramo geçsene la direksiyona. Allah Allah. Ölmedim Allah ki siz. Allah Allah. Allah Allah. La yavaş kapatsana. Ya siz olmasaydınız vallahi binmezdim bu arabaya. Ya sen devam et. Yürü baba sen ya. Yediniz lan biz. Olsun abi. Sağ olun. Ne vereyim Fehmi? Her zaman kimden abi? Oğlum. Servis aç buraya. Servis. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Kardeşim.
La kardeş, ben Serdar'a bile verdim arabayı. Sana niye vermeyeyim ortam? Allah Allah ya, İbo deli deli konuşuyor ya. Dedim beni kardeş, beni karıştırmayın ya. Sen ne böyle kızgınsın bugünlerde bana? Açma oraları şimdi. Ayıp değil mi böyle yüzünü kaçırmak? Sen böyle yapmaya zorluyorsun beni. Allah Allah, ben mi? Siz buraya eğlenmeye gelmediniz mi? Sonra konuşuruz. Nazlı nerede? Necla abla. Kesemedim budaktan, budaktan. Öpemedim al yanaktan, budaktan sever, sever. Ben vallahi milletin yanında demiyorum da, yok kardeş, ben arabayı veremem. Sen git Özgür'den al. Ötevesi geldi. Parayı alayım. İyileyeceğim zaten. Kus bakalım mermeler şu kus. İçinde ne varsa kus. Kus. Serdar'a verdin mi? Serdar'ı sen ne kadar tanıyorsun Serdar'a? Serdar'ı... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Serdar'ı sen ne kadar tanıyorsun? Otur bir, ben de o arabayı yakmaz mıyım? Sana kurban etmez miyim? Ana gör. Şişten geçti kardeşim, şişten geçti. Daha ağzınla kuş tutsan yaranamaz. Biz ufaktan kalkalım. Çıkışta arabayı alabilirsem almaya gelirim seni. Sen gelme istersen, ben kendim geçerim. Yolda giderken arabası jorta yapsın, yollarda sürünsün inşallah. Sen de sokak lambası gibisin ha. Kime yandığın belli değil. Güzel olsun be. İşin nasıl gelsin abi? Arzuyla aramaz mı sıkıntı? Bir de fitik mevzuları değil mi? Nasıl tırsılık olmasa var ya. Yok kardeş, mevzu para değil. Daha çözemedik ya, dur bakalım. Kurban ederim ya! Bu arabayı ben sana kurban ederim ya! Ben bu arabayı sana kurban ederim ya! Kurban ederim! La iyice bu kafayı yedi la. Siz böyle söyleyek de fişek Necla buna bu kurşun döksün la. Kokoreç yemeyek mi? Çok yorgunum Fehmi, beni eve bıraksan. Thank you.
Arabanın başını yedin, başını. Allah Allah. Tadı kalmadı ki. Geçen bir salatalık aldım, koydum dolaba. Yemin ediyorum öbür sürü al kadar olmuş. Salatalık dolapta bozuldu. Ya şey. Doğru söylüyorsun Kirva. Her şey bozuldu. Artık millet yıkanmış, dut yiyor. Kapıyı Sibel açtı. Bizimki açsaydı anahtarı alırdım. Bir şey dedi mi? Yok, yatıyor herhalde. Erci 4 gün uyur artık. Kart aldınız mı? Sen eve niye gitmiyorsun? Askerlik borçlanmasını yedi pederim. Gitmeye yüzüm mü var? Müsait bir yerde inecek var. Neki la? Çocuğu var la. Lan ne diyorum? Git Pamora da iş işin. Gariban hava yollarında ne işin var? Şuna bak la. Oğlum ben heyecanlanıyorum böyle elleri görünce lan. Kalbim acayip atıyor ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vedat Bey'i aramıştık. Vedat Bey 11. katta. Yalnız bir kimlik alabilirsen. Hayır mı kardeş? Belgesel mi izliyorsun? Naftaya bak la, daha bakıyor. Ne bakıyorsun la? Tamam İbo, sakin ol. Gerek yok. İşimiz var. La ver şunu la. Ver la şunu. Tamam İbo, sakin ol kardeş. Şey çıkışı ya. Çıkış hallederiz. Çıkış hallederiz İbo, tamam. Başını yesin kardeş, maça giriyoruz sanki ya. He İbo, he maça giriyoruz. Oğlum durduk yere niye zıplıyorsun lan adama? Emir kulu oğlum adam. Allah Allah. Ya bir de ona ayarım ha. Herkes emir kulu memlekette. İbo tamam da, keyfini mi çıkarıyorsun? Vay! Fehmi! Kardeş ne yapıyorsunuz siz burada? Bir iş için geldik. Sen ne yapıyorsun burada Necu? Ben burada çalışıyorum. Gazmin çaycısıyım. Hayırdır, siz niye geldiniz? Bizim oraları yıkıyorlar, biliyorsun. He, duydum kardeş. Çin Çin'e bizim şirket girmiş. Bir bakalım dedik çürüm işte, bir şeyler yakalar mıyız diye. Biliyorsun ev gidiyor. Bundan bir yıl olmaz Fehmi. Bu da benim gibi emir kulu. Vay arkadaş, bir benmişim Allah'ın kulu. Herkes emir kulu. Öyle değil mi bu? La git Necio la. Tamam baba, gelin siz. Bakın şimdi. Şuradan sağdan merdivenlerden çıkınca tam karşınızda Tamer Bey'in ofisi var. Tam Gaz Holding'in küçük ortağı. Ha, Gazi Bey'in de küçük kardeşi. Bence siz bir gidin. Onunla bir görüşün. Başka yere gitmeyin diyorsun ya. Bürokrasiye takılırsınız diyor. Kola gelsin. Tamer varmış ama. Arkadaşı mısınız? Yok. Biz Çin Çin'den geliyoruz. Bizim evlerle ilgili buradan gelmişler. Konut başvurusu için mi? Dün gece El Paso yıkılmış Tamer. Bu beyefendiler Çin Çin Mahallesi'nden geliyorlarmış. Birkaç sorunları var. O konuda görüşmek isterler. İyi.
Birazdan alalım beyefendileri. Ne içersiniz? Çay. Ne ayakla bunlar? Anlamadım ki bu. Lan bu suya mı düşürecekler bizi ha? Ne isteyeceğiz bu adamlardan? Kimle boğuşacağını bileceksin kardeş. Bir adamları tanıyalım, sonra adresini açarız zaten. Dört yol. İlk ev. Sağ ol kardeş. Allah Allah. Gelseniz ya abi. Şimdi burası dört yol değil mi? Burası Sağlık Hoca. Burası da bizim sokak, ilk ev. Evet kardeş. İlk evin sonu bilenin bakkal değil mi? Evet dayı. Oğlum bu nasıl çinçin iş? Bizim mahalleye benziyor mu lan? Ne? Ne oldu la? Ay la kardeş bu ne? Güzelmiş kardeş. Ecnebi çay herhalde. Et la bu ne la? Yalan söylüyorsam senin romu. İngilizler bunun için süt katıp içiyorlarmış. Onların amacı çay içmek değil ki. Ya? Bokunu karartmak. Aa. Beto. Gel hele. Muhtarın şeyine kağıdı imzalattın mı? Dayı aldım belgeyi. Ha iyi. Yarın da makarna dağıtacaklarmış. Makarna mı? He. Eyvah. İnşallah geçen seferki gibi olmaz. Kaynatana kadar bir tüp bitti ya. Vallahi inşallah dayı. Cüvdet dayı, Cüvdet dayı. Ha ne? Sakallarda alamacalı tabak almaya gidiyorduk. He. Stereo eminin camına girdim senin dediğinde. Benim dediğim ya mı? He. Nasıldı? Tahta kasalı. He. Üstünde ne yazıyordu? Geriye bir şok kaldı. Geriye 546 mı? Allah! Şu kızlara, şu mekanlara bak Serbül. Keşke İstanbul'da olsak be kankısı. Ah be, sabah dalga sesiyle uyanır mısın ya? Gece buralar bitik be Tamer. İstanbul'da gece 1'de Taksim yanıyor, 2'de Kadıköy, 3'de İstiklal, 4'te Nişantaşı. Her saat yanıyor kanka, sonu mu var o işin? Oğlum öğrenciyken moda sahilinde oturuyordum. Denize sıfır. Karşımda Fener Rum Patriği, arkamda Reha Muhtar. Oğlum gökdelenden böyle martılara simit atıyordum, havada yakalıyorlardı. Stank! Oğlum ben bunları yapmayınca kendimi mutlu hissetmiyorum biliyorsun kanks. Bilmem mi kanka, bilmem mi? Şunlara bir baksana, bir bak şunlara, bir bak ya. Of kurabiye, kurabiye. Geç. Ya, bir de şuna bak. Aman, 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 aman. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun diyecektim ama buyurmuş bulundunuz. Biz bu yıkıp yerine yeni ev yapacağınız Çin Çin'de oturuyoruz. Çin Çin. Evet. Vedat Bey'le görüştünüz mü? Yerinde değilmiş kendisi de sizinle görüşmeye uygun gördük. Nasıl yardımcı olabilirim? Diyorum ki siz bu işi zaten yapıyorsunuz. Sizde bir sürü ev de var. Daha yenilerini de yaparsınız Allah nasip ederse. Yalnız bizim mahalle 74 tane. Evet. Şimdi biz diyoruz ki siz bu 74 taneden para almasanız da başkalarından kâr etseniz. Allah Allah. Allah Allah da kul kul değil ki. Sizin isim ne demiştiniz? Fehmi Kır. Malkoç dayının adına kayıtlı olmaz. Kusura bakma da yanlış söyledik. Malkoç Kır. Babamın adına kayıtlıdır o muhtemelen. Sizin şimdiki ev 522 metrekareymiş. Size Güney Projesi'nden 95 metrekare olan 2+1 evlerden verilecek. Üzerine de 62 bin lira kadarcık bir para vereceksiniz. 62 bin mi?
O paraya 4 tane gece kondu yapar, 6 ayda mangal yakar, mahalleyi doyururum ben. Vallahi orasını bilemem. Varsa canlı, yaşarsın heyecanlı. O iş bizim kafamıza çok yatmadı. Öf, işinize gelirse. Başka bir şey yoksa bizim işimiz var gençler. 11. katta Gülsen Hanım var. O size yardımcı olur, tamam? Yani çıkıyor muyuz? Ne ayakla bunlar? Çok böbürlenme, kafanı cebine koyarlar bak. Sanki hayatta bir kötü iskeletör var ha. 3 hakkım var sanıyor keriz. Boya posa bakmam, yatırırım ha. Boş zamanlarımızda ulustan incelik yapmışlığımız da vardır. Lara 7446 unutmayın. Lara 7446 ayıktırmayın. Lara 7446, Lara 7446. Oğlum niye aldın? Ne işimize yarayacak la bilgisayar? La bir aklında tut diyorum la, Lara 7446. İnternet Ali'yi arasana kardeş. Vuruyor kardeş la. Keşke eskiyi bırakmasaydık. Ya Serbi, sen beni anlamıyorsun babali ya. Önemli olan o fotoğraflar. Yoksa başlarım holding programına ya. Hep senin yüzünden. Bok var her şeyin, öyle çat çut fotoğrafını çekiyorsun. Ya birader, nereden bileyim ben böyle olacağını ya? Arayalım, anlaşalım. Rezil olmaktansa verelim parayı, kurtulalım bu işten. Olmaz. Dilara. Dilara. Dilara duyarsa sen o zaman şamatayı gör. Nasıl açıklayacağım bu pisliği? Aa, siler beni. Doğruyu mu söylesek? Evet, bence doğruyu söyleyelim, kurtulalım bu işten. O zaman öyle yapalım. Evet. Kusura bakma aşkım. Fotoğraftaki simit kafe eski kız arkadaşımın babasınındı. Otur dedi, hayır diyemedim. Sonra iki simit, iki ayran içtik. Yoksa ben öyle yerlerde oturacak adam değilim, biliyorsun aşkım. Ne olur aşkım. Affet beni aşkım, yalvarırım ha. Böyle desem nasıl olur? En güzeli kanka. Bilgi işte mi bağlat, hadi. İnternet halinde kendini hacker zannediyor. İtfaiye meydanında 600 milyon bağış yaptı. Hacıya girebilir miyiz bundan Ali? Lan bu sen nasıl adamsın lan? Oğlum bütün Çinçin'in geleceği bu bilgisayara bağlı diyorum. Şifreyi aldım, bu işi çözeceğiz diyorum. Sen ne diyorsun ya? Kaplosu var mı bunun? Onu unuttum Ali la. Şifresi ne kardeş? Lara 7446. Lara 74-46. Vallahi Fehmi, şifreyi bulmamız birkaç günde sürebilir, birkaç saatte sürebilir. La belediye gibi cevap veriyorsun Ali la. Senden haber bekliyoruz, kurban oldum. Koskoca Çinçin'in geleceği senin ellerinde, ayık ol aman diyeyim. Yapılacak bir şey varsa emin ol internet Ali çözer kardeş. Şimdi bu bilgisayar açılınca biz bütün sıkıntılarımızdan kurtulacağız değil mi? Vallahi Ramon'un demesine göre öyle. Hadi görüşürüz kardeş, konuşuruz yine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eminsin değil mi Ramo? Bizim evlerin olay o bilgisayardı. Evler garantide kardeş. İşi çözdüm diyorum ya. Allah Allah. Neyse, hazır ben buraya gelmişken şuradan anama kurşun alayım geleyim. Siz mahalleye geçin, geliyorum ben. Gönder Ramo'yu pok yeme, git peşinden çok yeme. Cevallah Allah. Şimdi anam, Hacettepe'ye İbn Sina'yı götürmüşler, bunu yatırmışlar. Aylarca yatmış, hiçbir şifa bulmamış. Benim bir arkadaşım var, bunları tanıyor biliyor musun? O demiş, Çinçinli Fişek Necla var. Ona götürüp kurşun döktürtürseniz hemen şifasını bulur diye getirdiler bana. Ne yapalım abi, döktük kurşunu. Kız Allah inandırsın. Kurşunu döktüğüm an, o an
zar 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 telefon çalmaya başlamaz. Aa vallahi Angurt'a oturuyordu. Kız bu tamam. Bu kaynadı. Gelin kızlar gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Lem terefişkem gözleri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayağınıza sağlık hanımlar. Yine beklerim ha. Güle güle kız, kocana selam söyle. Hadi, güle güle ya. Fatma ablam, güle güle. Allah'a hadi olayım. Güle güle. Allah razı olsun sana. Ay ne zahmet ettin canım. Allah bereket versin. Oy benim aslan oğlum, hoş gelmiş. Aldın mı? Seval'le konuştun mu? Anne mahalle sallanıyor, millet evinden olacak. Sen hala bana evlenecek kız arıyorsun ya. Ha niye öyle diyorsun? Benim hakkım yok mu oğlumun evlendiğini görmeye? El alemin karıları torunlarıyla dört yolda böyle verilik verilik dolaşırken benim neyim eksik onlardan? Anne çocuk bu, çamaşır makinesi gibi davranma. Tamam söyle, dış kapıya gideriz, bir pastaneye oturur konuşuruz. Esah mı diyor? Ay sen çok yaşa. Kızım okuma. Kız Ayşe, Saliha, seneye düğün var, düğün. Allah Allah ya. Dur oğlum, aslanım, yiğidim benim. Fehmi geliyor abi. Fehmi ne yaptın kardeş? Bizim işleri çözebildin mi dayı? Çözmem mi İsmet abi? Basma yarışınla insanı meydanda ölçeriz. Tam gaz holdinge tam gaz gider. Geri vites yapanın Allah belasını versin. Yürü be kardeşim. Helal olsun Fehmi baba. Ne diye kaydettim ki ben bunu ya? Alo. Alo Ali. Efendim. Ne yaptın dayı? Eve doğru geçeceğim kardeş. Çıkınca görüşelim. Hayır mı? Çözdün mü iş? Gelince konuşuruz kardeş. Telefonda konuşmayalım. Tamam. Tamam dayı. Hadi eyvallah. Ne yaptınız Fehmi ev işini? Çözdük gibi Meto, iş bizde. Bir iki küçük pürüz var ama çözülmeyecek gibi değil. La mahalleli size duacı kardeş, çok sevaba geçtiniz ha. Yok kardeş, biz ne yaptık? İşimiz ne? Allah Allah. Fehmi, 2 liran var mı ya? Şu kuponu bir yatırayım. Sonra yok. Veririm ben sana. Vallahi yok. Vallahi mı diyorsun? Evet. İyi o zaman ben hastaneye geçiyorum. Tamam, görüşürüz Meto. Selamün aleyküm. Buyurun. Ben mesul biriyle konuşmak istiyorum. Konu neydi amca? Devlet sırrı. Herkese söylemem. Ben de herkesi içeri alamam. Nasıl alamazsın ya? Ben kendim için değil ki, vatan millet için buradayım ya. Ben yetkili biriyle görüşeceğim. Hop dedik bey amca, dur bakalım ya. Sen nerelisin delikanlı? Lapsekiliyim. Lapseki'de. Benim karının babası Lapseki Belediye Meclisi üyesi. Biz akraba sayılırız. Ben sizin yani eniştenizim. Eniştenizim. Bak.
Seninkini de kardeş. Gel toprağım, gel. Gel. Lan. Şunu görüyor musun? Şunu bak, bak. Bu kırmızı civa. Telefon dalgalarını bu kesiyor. Atom bombası, kurşun geçirmez cam hep bundan yapılıyor. Herkes bunun peşinde. Bütün devletler bunu ele geçirmek için birbiriyle savaşıyorlar. Birbirlerini böyle bağırsaklarını dişliyorlar. Benim, senin, senin emekli maaşlarımızın, 7 ceddimizin emekli maaşı bunun bir gramını almaya yetmez. Anladın mı? Sen beni anladın. Sen beni anladın ha? Anladın laf serkelim sen. Hadi bırak da ben. Ben? Hadi. Bir dakika kardeşim. Bırakın gideyim ya. Gitme be. Ne ediyorsun ya? Ben de bunu Ruslara satmazsam lan. Ha? Ruslara. Ha? Ha? ...500 GB'lık kart diskten ama bir tek bunları kurtarabildik. Hani Ramo evler falan diyordu, şifreyi gördüm, kafanız rahat olsun diyordu. Şifreyi bulduk zaten kardeş, onda bir sıkıntı yok. Açar açmaz internete girdi hali. O zaman da giriyorlar, bunun numarasını kilitliyorlar. O saatten sonra da kimse kullanamıyor zaten. Bir de o program dediğiniz şey, servere bağlı olmadan bir işe yaramaz, değil mi? Bittik mi la şimdi? Vallahi son anda bataryayı söktük, aha bunları kurtarabildik. Fena patladı. Senin abi. Al senin olsun. Hadi selamun abi. Aleyküm selam. Yerlere gidelim mi? Gidelim. Kimden çekiniyorsun Fehmi? Kimseden çekinmiyorum. Sen ve benden çekinmiyorsun zaten. Mahalleye, arkadaşlarına, herkese karşı kendini sorumlu görüyor. Ama iş bana gelince... İş sana gelince? Bak Fehmi. Çok rahatlık iyi değildir. Ben de zaten sevmem öyle şeyleri biliyorsun. Sen iyi bir insansın, delikanlısın. İstersen bir şeyi alırsın. Alamazsan da savaşırsın. Ama ben kadınım. Bu topraklarda bize sol şerit kapalı. Benim bu hayatta tutunmam lazım. Nazlı var. Aşk oyunlarını oynayacak yaşı çoktan geçtim. Bu iş böyle gitmeyecek. Üzmeyelim birbirimizi. Ben dediydim sana zaten.
Sen de gideceksin bir gün. Gidersin tabii. Hem biz birlikte olsak ne olacak? Anama dedim ki bir gün, babam sana sevgililer gününde hiçbir şey aldı mı diye. Bir kez büyük tüpü doldurduydu oğlum dedi. Ben biliyorum neden ayrıldın. Ben bu yüzden mi ayrılıyorum Fehmi senden? Ha? Ya sen beni hiç dinlemiyorsun ya da başka bir tarafında dinliyorsun. O yüzden anlamıyorsun sen beni. Her güzel günün bir bedeli var. Ödeyebilirsen yaşarsın. Konuşmayacağım mı? Olur mu öyle şey? İznin değişti mi? Salıya aldım. İyi vallahi. Kafana göre izin alıyorsun. Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı olsa ne olur? Ben baştan konuşmuşum. Bir işe çıkmam, iki izin günümü kızım belirler. Sıkıntı olursa başka yere giderim. Gidelim mi? Gidelim. Nicesini dönmez.
Aman, 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 aman. Bu ne zamanıydı? Sen gelmeden az önce. Ahmet, akıllı ol Ahmet, akıllı, akıllı. Boşuna karıştırma Fehmi. Ahmet işte. Şeker olmadığını biliyor, yine de kaşık koy. Senin canı sıkkın herhalde. Çok yoruldum be abi. Bazen diyorum keşke cezaevinden hiç çıkmasaydık. Hayatı mektup beklerken yaşamak daha kolaymış. Kimseye bir yararım yok. Belki de babama. Eve bir yararım yok. Mahalleye, arkadaşlara bir yararım yok. Sevdiğim kadının bile elini tutamıyorum. Ne yapacağım ben Mehmet abi? Senin hiç sevdiğin kadının elini tutamadığın oldu mu abi? Ben sevdiğim kızı yemeğe götürecektim. Param yoktu, iftar çadırına götürdüm. Herkes niye aynı yemeği yiyor aşkım dedi. Çok utandım. Bismillah. Ahmet akıllı ol Ahmet. Ahmet akıllı ol. Bebeği cinur ettim. Ne bileyim Mehmet abi. Yaşıyorsun yaşıyorsun oğlum. Hayat mı orijinal değil, kader mi için mal anlamadım. Şunlar kaldı Gazi Bey, size zahmet. Yeni demir siparişi verecek miyiz? İki blok için yeterli efendim. Yalnız diğerleri için yeni alım yapmamız gerekiyor. Demiri ve kalıbı Yasin Çal'dan alın. Bizim İsmail'in arkadaşları onlar. Olur efendim. Gazi Bey, biletiniz için de 9.45 New York. Tam istediğiniz gibi. First class. Ben yokken Tamer'e göz kulak olun, o imzaları falan aksatmasın. Onun aklı bir karış havada biliyorsunuz. Konuştun mu hiç? Konuşmadım efendim. Serbilet Bey'le birlikte olmaları lazım ama. Ay beyni yesinler. Kafasına taş düşsün onun. Hadi Allah'a emanet. Ya bu nedir böyle Vedat Bey? Benim uçağım kalkacak birazdan, beni bekler. Ben şoförün çişini bekliyorum. Tövbe tövbe. Disiplin yok oğlum sizde, disiplin. Efendim çok özür dilerim, ben şeker hastasıyım da. Ya geç oğlum, geç, geç, geç. Haydi Vedat Bey, Allah'a emanet. İyi günler efendim. Alo Tamer, ne yandasın? Abi şimdi arsa bakmaya geldik abi. Ne taraftasın koçum? Şimdi nereydi burası? Emir tarafında, Karataş'a doğru abi. Hop! Bombala, bombala, bombala! Bir iş çevirmiyorsun değil mi?
Yok abicim, ne işim olacak ya? Sen çıktın mı abi? Şimdi havaalanına doğru gidiyor. Güle güle git abicim. Şey diyor musun? Yok abicim, Serbülent'in de selamı var. Hani o çocukla bir daha gezmeyecektin? Uf, abi. Şimdi hemen İsmail'i arayacaksın, yanına gideceksin. Bak, kiminle gezersen o olursun. İsmail'i sabah aradım, öğleden sonra buluşacağız abi. İsmail değil, İsmail abi. Ama aynı yaştayız abi. Abilik öyle yaşla değil, bilgiyle olur. Abi diyeceksin. Olur abi. Ömer, gözlüğü unutmasın, gözlüğü. Hay başla Google gözlüğünü unutma be. Aman doğru dürüst bir şey isteme zaten. Tamam tamam, hadi gelince görüşürüz. Ulan ne edin sen? Ulan ne edin? Geç kaldık, geç. Yok şoförün tuvaleti, yok kazalar. Efendim, dış kapı tarafından gidelim mi? Lan şoför, sen misin ben miyim ben? Tuvaletini bekleyek, yolu tarif edek. Oldu bir de çay demleyip içek. Tövbe estağfurullah. Bak uçak kaçarsa sorarım ben sana. Koçum, havaalanı yoluna nasıl çıkarız? Sende bozuk var mı? Bakayım efendim. Haydi, 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 haydi. Buradan dış kapıya dış kapıdan geçersin. Kurban oldu. Bu da havayla çalışıyor, biz de havayla çalışıyoruz ama. Eksikti ha. Ne gecesi herhalde efendim? Konuşma lan. Git o tarafa oğlum, git. Hadi. Tamam, gel gel gel. Gel gel, geri gel. Hadi geri git, gel, gel gel. Git o tarafa oğlum. Tamam oğlum, tamam. Gel oğlum sen, hadi geri gel. Çal köke, çal. Oğlum, oğlum nerelere soktun lan sen bizi? Kaçırdık ulan uçağı, hem de first class kaçtı. Lan bas, lan bas, bas! Haydi koş, baş!
sen yardım et. Gel, geri gel. Geri gel, gel, gel. Sen bindin arabaya. La binsene sen arabaya. Bir şeyin var mı la Meto? Yok ya, azıcık bir belim ağrıyor ama sıkıntı yok. Gel, geri gel, geri gel, gel. Ha, anladım, anladım. Tamam, tamam, merak etme. Şu köşe var ya. Gel, gel, gel. Ne istiyorsunuz? Duyduk ki buraları alıp ev yapacakmışsın. Ne var bunda? Bu benim işim bu. İyi güzel hoş da almak istediğin yerler de bizim. Bak koçum, bu iş böyle kabadayılıkla olmaz. Neyle olurmuş? Söyle biz de bilek. Yarın gelirsin şirkete, oturur konuşuruk, bir yardımımız olacaksa yaparız. Yok ya, senin bu dediğine koççu bile inanmaz. Değil mi koççu? Hadi git ya abi. Ulan. Bak kardeşim, siz daha gençsiniz. Böyle hem aç hem kabadayılık olmaz. Basta geri. Deprem olacak diyorsun, 15 katlı bina dikiyorsun. Sen bizi toplu öldürmek istiyorsun herhalde. Ne istiyorsunuz ya? Ev işini konuşalım. Şirketten gelen olmadı mı? Oldu olmasına da. Evler bizim olduğu için dedik, kim yıkacaksa bizimle bizzat görüşsün istedik. Ya siz beni çok yanlış anlamışsınız.
Bize ait olan bir şey yok. Elhamdülillah biz emanetçiyiz. Tabii. Tabii emanetçisiniz. Hep de size emanet ediyorlar ha. Hiçbiri de bize bir şeye emanet etmiyor. Ya kardeşim. Biz de yabancı değil yani Kızılcahamanlıyız ya. Kızılcahamam İstanbul yolunda değil mi? Buranın yolu oraya çıkmaz. Buranın yolunda tam gaz gidilmez kardeş. İlla gideceğim dersen bir yere dolanırsın. Fotoğrafını çeker gençlik parkına asarlar. Yani anlayacağın deve büyük ot yer, şahin küçük et yer. Buradaki 74 tane senin bu yeni yapılan evlerine güzelce taşınacak. Biz de bugünü bu sokağa gömeceğiz, tatlıya bağlayacağız. Sen de buradan ufak ufak yol alacaksın Gazi Bey. Kaç hane dedin? 74. Alo. Ha Vedat Bey bak ne diyeceğim. İkinci bloktan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlardan 6 daire. Yedinci bloktan 9 daire. Dördü birinci kattan, beşi de ikinci kattan. Bir de en son 8. bloktan bir daire. Birinci ve ikinci katlardan 2'şer tane. Bir tane de 5. kattan bir tane satışını yaptım. Şimdi buradaki arkadaşlar yarın gelecek bir tanesi. Kimlik fotokopilerini götürecek sana, getirecek. Şey yaparsın, resmi işleme yaparsın. Haydi Vedat Bey. Haydi Vedat Bey, haydi. Sultanın hükmü olmazsa cellat hata yapmaz. Akıllı olun. Yaktırmayın lan infazımı. Günaha sokmayın lan bizi. İşte tamam, haydi bırakın da gidelim. Yol sizin Gazi Bey. Kafa numaranı yazdım kafama. Unutma buraya kendin geldi. Bir yanlışlık olursa bir daha gelirsin. Ama bu sefer 4 patlak teker 74 evle kurtulamaz. Bu sefer oldu ha galiba Fehmi. Oldu ne kelime la? Atacağız köy başında işin ne? Yaranamıyoruz ki arkadaş. Tüm mahalleyi kurtardık. Ömrümüzün sonuna kadar yatsak cennete gidecek sevabı işledik. Ama olmuyor. Gel babandan zılgıtayım. Benim ismim o diyor kurban kesiyor kurban. Sen kimsin ki sana kurban kesiyorlar? Ördek beyinli. Bas git lan gözün görmesin seni. Akşam gelir mi? Aleyküm. Aleykümselam. Ne yaptın Cevdet dayı? Buldun mu televizyonu? Boş ver canım televizyonu. Şimdi moda Singer dikiş makinası. Yalnız 1890 model olacak. Allah Allah. Sarı titanyum. Bu mühim bir malzeme. Uzay araçlarının rot balansı bu malzemeden yapılıyor. Tamam mı? Hem de çok pahalı. Var mı Ankara'da? Olma mı? Olmasa peşine düşer miyim? Boş yere bana teneke Cevdet dememişler. Çevrede bahar olsun, benim ellerim titrer. Bak. Hani titremiyor dayı? Evet, titremiyor. Ama çevrede bahar yok. Ne yaptın lan? Açtırdın mı suyu? Açtırsak ne olacak Ramu? Yine bir dünya laf işittik. Sen ne yaptın? Dün gittim, oturdum, konuştum babamla. Parayı getirsen niye affetmeyeyim seni diyor. Doğru demiş. Baksana da. Dayı araban bende, ben geliyorum. Araba.
Araba. Araba mı dedin? Vallahi iyisin işte. Nasıl? Kınalı SLX AK. Senin ehliyetin var mıydı? İki kuralla çalışan ağır vasıta hayat ehliyeti var bizde. Neymiş onlar? Bir, yavaş git hep git. İki, afyon soğuktur, üstüne bir şey al. Yeah.